Ebru'nun evinde toplandık. Zonguldak'tan da misafirlerimiz geldi. Şimdi hep beraber bir hak sohbeti yapıyoruz. İnşallah hem bize hem dinleyenlere hayırlara vesile olsun. Şimdi konu dedin ki neden ben iyilik yapmak zorundayım? Veya o dedi ki neden o hep kibirli affetmek zorundayım? Neden ben? Çünkü farkına varan sensen. Farkına sen vardın, o varmadı ki daha. O kibrini biliyor mu? Veya o sana ne yaptığını biliyor mu? Sen diyeceksin ki ben ona defalarca anlattım, yazdım. Anlatman başka bir şey. Onun içinde yaptığı hatayı fark etmesi başka bir şey. Biz buna idrak diyoruz. Bir şeyi duymak başka bir şey. Bir şeyi ezberlemek başka bir şey. Mesela papağanlar da bizi taklit ediyor değil mi? Veya CD çalarlar var. Bak şimdi bu kamera benim görüntümü alıyor, benim sesimi alıyor. Ne oldu şimdi? Aydınlanacak mı? Bu cep telefonundaki yetenek insanoğlundan alınarak yapıldı. Teknoloji bizi kopyalıyor. İnsandaki hafızayı, mesela bak benim görsel hafızam var değil mi? Hatıralarımdan hatırlıyorum, rüyamda görüyorum değil mi? İşte teknoloji insan beyninin taklidiyle oluşuyor. Şey yapay zeka falan diyorlar. Şimdi bu cep telefonu beni kaydetti diye hafızasında şu sohbet var diye aydınlanacak mı? İşte böyle bakalım. Ya aydınlanması için bak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Birkaç tane ayet var. Bak çok iyi dinle. Bu cep telefonu gibi kaydetme. Eğer bu cep telefonu gibi kaydedersen sen de bunu idrak edemezsin. Neden, niçin diye sorar durursun. Diyor ki Allah bir ayette, yerlerin ve göklerin anahtarı Allah'tadır. Ne demek bu? Her şey O anlatıyor. kalbin anahtarı da Allah'ta, idrakin anahtarı da Allah'ta. İsterse o kalbi açar, idrak ettirir, tövbe ettirir, farkına vardırır, tekamül ettirir veya o anahtar oraya girmezse istediği kadar bu kişi akademisyen dahi olsa, yok mu örneği? Bir sürü ilahiyatçı var değil mi ortalıkta? Veya bir sürü işte internette kanalları olan insanlar var. Saatlerce Kur'an anlatan, hadis anlatan. Ama bir çıkıyor rezillikleri. Hani insanları nasıl dolandırdıkları. Ha, orada ayıplıyor muyum ben? Hiç ayıplamıyorum. Çünkü cep telefonuyla onlar arasındaki benzerliği görüyorum. İnsan olmak o kadar kolay mı? İşte insan olmak dedim ya, neden hep bana iyilik yapmak zorundayım? İnsan olmak o boyutta veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet var. Diyor ki size kötülük yapana iyilikle cevap verin. Ama bu teklifi Allah kime yaptı? İnsan adayına yaptı. Veyahut da insan olmuş zaten onun için çok kolay bunu yapmak. Gördün Hakkımız mü? hocam peki. Şimdi bak, eğer sen Rab esmasını anlatıyordun. Bir defa her namazına veya her şeyde Fatiha okuyorsun. Her şeyde değil mi? Hadi El Fatiha. Bir dua yapılıyor. El Fatiha. Camiye gidiyorsun. El Fatiha. Bir mevlüt oluyor. El Fatiha. Mezarlığa gidiyorsun. Hadi ruhuna. Her yer Fatiha ile dolu değil mi? Böyle bir kültürün içindeyiz. Peki Fatiha ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani ne dedi? Rab, alemlerin Rabbini, Rab, eğitmen, öğretmen, çekip çeviren demek. Sonra başına da elhamd koydu. Tüm övgüler, yalnız ve yalnız, alemlerin eğitmenine, öğretmenine. Niye övdü şimdi bunu? Cenazede bunu okuyorsun. Ölüm oldu diye mi övüyorsun? Evet, öyle de o yüksek bir idrak tabii. Şimdi bak, elhamdülillah dediğin noktada diyorsun ki Allah'ım çok yüksek idrak gerektirir. Hamd İslam'ın başıdır dedim ya, tohum. Mesela kelime-i tevhid de öyle. İnsanlar zannediyor ki aa ben la ilahe illallah dedim, Müslüman oldum, Hristiyanlara, Yahudilere, onlara 1 milyon fark attım. Canım benim, sen tıpkı bu cep telefonunun kayıt alıp la ilahe illallah dediği gibi la ilahe illallah diyorsun, bu bir. İkincisi, diyelim ki farkına vardın. La ilahe illallah tohumu senin gönlüne ekildi. Bu tohum tıpkı elma ağacının çekirdeğini toprağa ektin. Kök salacak, fidan olacak, ağaç olacak, yapraklar, çiçekler,
Mevsimi geldiğinde elma olacak. Elmanın içindeki çekirdeğe dönecek. Böylece o la ilahe illallah tohumu İslam'ı yaşarak, İslam'ın önerdiği teklifleri yaşayarak en nihayetinde bütün la ilahe illallah'ın, elhamdülillah'ın evrelerini yaşayacaksın içinde. O yüzden bütün bu evreleri, yani o tohumu, elhamdülillah tohumunu sulaman için Kur'an'ın önerdiği teklifleri yapacaksın. Sana kötülükle gelene iyilikle cevap vereceksin. O tohumu sulamak için. Bir ikincisi, idrakin o üst noktalara çıktığında diyorsun ki ya Rabbim sen ne büyük öğretmensin. Bizi bir araya, bak 8 milyar insan arasından neden biz bir aradayız? 8 milyar kombinasyonu düşünsene insanoğlu arasında. 8 milyar insandan bizim muhataplarımız, anne baba, kardeşler, komşular, iş arkadaşları, karı koca, çocuklar nasıl bir kombine seçiliyor ya? Bu tesadüf olabilir mi? 8 milyar içinden. Ya demek ki ihtiyacımız olan onlarda. İhtiyacımız olan onlarda. Hem onlar tarafından sevilmek, kimse bu anne baba, sevgili, o bu. Veyahut da onlarla imtihan yaşayarak bize ayna tutacaklar. Kendi zayıf taraflarımızı bize öğretecekler. Mesela neyi öğretecekler? Bir türlü affedemediğini sana gösterecek. Seni zayıf tarafınla buluşturacak. Aslında sana ne büyük mürşit bu. Onun için müteşekkir olmak lazım. Çünkü eğer bu kişi sana bu duyguları yaşatmazsa biz kendimizi kamil bir Müslüman zannedebiliriz. Ama bu insanlar bizi zayıf duygulara sürüklerken aslında hediye verirler. Eğer anlarsak. Demek ki benim buramı tekamül ettirmem lazım. Benim bu konu üzerine daha fazla eğilmem lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Kurban bilinci. Vah vah, yazık bana. İşte bana yapmadıklarını bırakmadılar, etmediklerini bırakmadılar. Ben çok masumum aslında. İşte ben hak etmiyorum aslında bunları. Hak etmediğim şeyleri işitiyorum, bana bunları yapıyorlar. O zaman elhamdülillahi rabbil alemin dedin biraz önce. Namazında dedin. Veya bir yerde okudun. Alemlerin Rabbine hamd ettin. O eğitmene, öğretmene hamd ettin. O eğitmen, öğretmen okul yeri olarak dünyayı kullanıyor. Ders olarak da insanları ve olayları kullanıyor. Nasıl fen bilgisinde laboratuvara giriyorsun, mikroskobu, onu bunu kullanıyor. Coğrafyada haritayı açıyor, orayı gösteriyor. Allah da Rab sıfatıyla dünya dershanesinde, dünya okulunda olaylar ve olgularla ihtiyacın olan, coğrafya dersinde harita lazım. Matematik dersinde üçgen, pergel lazım. İşte kimya dersinde laboratuvara girip deney yapman lazım. O yüzden de Allah çeşit çeşit insanlarla çeşit çeşit olayları sana çeşit çeşit zamanlarda yaşatıyor. O yüzden övüyorsun, diyorsun ki anlarsan tabii, anlarsan diyorsun ki ya nasıl bizi bir araya getirdi? Nasıl bizimle bu bağ kurdu? Ve sonra eğer bu imtihanı atlatırsan zaten hayretin, hayranlığın katlanarak artıyor. Çünkü bu olayla sen büyümüş oluyorsun. Anlamışsan tabii. Ama eğer anlamamışsan neden ben, niçin ben, ömrün avuçlarının arasından akıp gidiyor ve tekamül edemeden kalıyorsun. Ve birçok insan bu yüzden psikiyatriste gidiyor. Birçok insan bu yüzden hasta oluyor. Fiziksel hasta oluyor. Neden ben, niçin ben dediği için. Psikoterapiler yetersiz kalıyor. Neden? Çünkü bu bilgiyi unuttuk. Şimdi insanlar İslam deyince, Kur'an deyince, Arapça Kur'an öğrenmek, hafızlık yarışmaları, namaz kılmada birbirleriyle yarış etmeler, gittikleri her yerde birbirleriyle gösteriş namazı kılmalar, yani işte tesettür, gümüş yüzük takmak, sakal uzatmak vesaire vesaire. Bir şeyin içi boşalırsa o zaman paketine çok değer verilir. Hiçbir zaman unutmayın. Niye kiliseler zamanında, orta çağda çok çok böyle sanatsal yapıldı? Çünkü Hristiyanlığın ruhu kalmamıştı. Engizisyonlarda kadınlar kızıl saçlı olduğu için yakılıyor kendi tutanakları. 5 milyon kadını yakmışlar. Kilisenin kendi beyanı. Bu Engizisyonlarda 5 milyon kadını canlı canlı yakmışlar. Delileri yakıyorlar, akıl hastalarını yakıyorlar.
artık kimi suçlu buldularsa dinden döndü deyip yakıyorlar. Ama bu arada ne yapıyorlar? Kiliseler muhteşem sanat eseri. E peki şimdi camilere süs girmeye başladı mı? Her yere cami yapılmaya başladı mı? E, oradan oturup pay biçeceksin. Demek ki gittikçe İslam dünyevileşiyor. Hristiyanların yolculuğunu yapıyor şu anda İslam. Sadilik bozuluyor. Evet. Çünkü mesela Mevlana zamanında veya bir Yunus Emre zamanında öyle bir kültürdesin ki sen gönül dostları üretiyorsun habire. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli, Hacı Şabanı Veli, Niyazi Mısri, Şems Tebrizi, Tapduk Emre, Yunus Emre. Ya aklıma gelmiyor yani Ahmet Yesevi, baktığınız zaman hani o halkayı, Ahmet Rıfai. Yani şu git topraklara bak. Her gittiğin yerde burada Üftade vardı, Emir Sultan vardı, İsmail Hakkı Bursevi var, Bursalı. Gez şu Bursa'da kaç tane görürsün? Hangi memlekete gidersen git görürsün. Var. Nerede bu medeniyi? Niye artık çıkartamıyor? Zaten de Yunus Emre de orada eleştirmedi mi? Dervişlik dediğin taç ile ne dediğin? Taç ile hırkada değil miydi? Ne bir şey diyordu orada. Taç ile başta değildi galiba. Taç ile başta değil. Baş ile taşta değil öyle bir şey diyordu ama yani demek istediği şu, o dönemde tarikatlar her biri kendine ayrı bir kıyafet belirlemiş ve bu psikolojik bir ihtiyaç olan aidiyet duygularını gidermeyi bu insana kulüp gibi ya. Nasıl Fenerbahçe, Galatasaray, Kanaryaları Sevenler Derneği, ne bileyim Musiki Şinaslar Derneği, gezek toplulukları var hani müzik falan yapıyorlar. İnsanın içinde bir topluluğa ait olma ihtiyacı var. Zannediyorlar ki o topluluğa ait olunca derinleştiler. Halbuki dur. Çünkü sen derinleştiğin zaman maddenin ötesine geçiyorsun. Kılık, kıyafet, beden. Dünyada toprak olacak olan şeylerle uğraşmıyorsun ki. Uğraşmıyorsun. Eğer bir kişi hala kılık, kıyafetteyse... tamam, iyi bir ne diyelim, şeriatı iyi uygulayabilir, tarikatı da iyi uygulayabilir ama marifetten ve hakikatten ona nasip verilmez. Çünkü şeriat ve tarikatta kurallar önemlidir. Yani belirli bir disiplinde gidersin, önemlidir bu. Fakat o disiplinle gittikten sonra o idrak seviyesi açıldığında, o birlik açıldığında, tüm insanlarla bir olduğun, tüm varlıkla bir olduğun, tüm peygamberlerin aynı kaynaktan geldiği ve en nihayetinde bütün varlıkta ilahi nefes olduğunu fark ettiğinde senin kılık kıyafetle, tarikatla, mezheple ne işin var? Eğer sen hala hangi mezheptensin, hangi tarikattansın, hangi cemaattensin diye soruyorsan veya soruyorlarsa bak o da yerinde. Bak sakın eleştirme. Neden? Şimdi ilkokul birinci sınıfa giden bir çocuk sana öğretmenim ben A harfini yapamadım, öğretmenim bu neydi, öğretmenim bu neydi, yavrum bu A, öğretmenim bu neydi, bu B diye sana habire gelip soruyorsa sen o çocuğa yeter be, bu alfabeyi öğrenemedin, okuyamıyorsun artık der misin? O zaman sen anlamalısın ki o da okuma yazmayı öğrenmeye çalışıyor. Ve okuma yazmayı öğrenmeden de kitabı okuyamayacak. Kitabı okuyup tefekkür yapamayacak. Tefekkür yapıp yazı yazamayacak değil mi? Hani böyle kompozisyon falan istiyorlar bizde. E, o zaman nasıl ki ben ilkokula giden bir yavruya neden ikide bir bana bu soruları soruyorsun deyip kızmaya hakkım yoksa, bu tür soruları soran veya bu tür hala mezhepçilik, tarikatçılık, şeriata sımsıkı tutunan insanları da ayıplamak, yargılamak doğru değil. Ama dersin ki ben bu sınıfta hissetmiyorum kendimi. Benim bilinç düzeyim buna uygun değil. Ben bunları anladığımı fark ediyorum. Ve hani onlar inşallah bir gün bu sınıfı atlatırlar. Allah rahmet eylesin. Afet ablam derdi ki hep nur içinde yatsın. Bebekken çocuk bezi lazım. Çünkü tuvaleti yapmayı bilmiyor. Ama tuvaleti yapmayı öğrendikten sonra artık çocuk bezine ihtiyaç var mı? Yok. Aynen böyledir. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Ama insanlık hala çocukluk evresinde olduğu için,
Avrupa'yı söylemiyorum. Avrupa ergenlik döneminde. O yüzden çocuk bezini bıraktı. Ateizmdi. Ateizm aslında bir üst bilinçtir. Hiçbir zaman unutmayın bunu. Nasıl Ateizm yani bir üst hocam? bilinçtir. Ateist olabilmen için, şimdi bu Sorgulamam liseye gidip de lazım. ateist olanları söylemiyorum ben. Richard Dawkins gibi, Fizikçiler. Carl Sagan gibi, Dawkins gibi, Stephen Hawking gibi insanları söylüyorum. Çünkü bakıyorlar, diyorlar ki ulan bak öteki kafa kesiyor. Öteki bombayı patlatıyor. Engizisyonlarda insanlar yakılıyor. Bunlar birbirlerinin kılık kıyafetine takılmış vaziyetteler. Bunlar birbirlerinin namazına, orucuna, kiliseye gidip gitmemesine... Onların beyinleri o kadar yüksek bir durumda ki kainatı gözlemliyor ya o dev teleskoplarla. Ondan sonra sana der ki kabile dininde yaşıyorsun, şaman düzeyinde yaşıyorsun der. Haklarıdır bu onların. Şimdi bu adam ne yapacak? Kendini kiliseye ait görmüyor. Yahudiliğe ait görmüyor. İslam'a ait görmüyor. Ama Çünkü yaratıcıya da İslam'ın inanmıyor. yaşantısına bakıp yani yaşayanlara bakıp İslam böyle zannediyor. Ön yargılar mı inanmasına engel oluyor hocam Hayır. yani? Hayır sorguluyor. Din bu olamaz diyor. İnsanın şu Sorguluyor. anki Din bu olamaz diyor. Diyor ki ateizmde şu vardır. Ne Tanrı'nın varlığını ispatlayabilirim ne de yokluğunu yokluğu. ispatlayabilirim. O yüzden bu ispatlanana kadar yani bana göre Tanrı yoktur. Ama orada kesin Tanrı yoktur diye hareket etmez. Çünkü bilimsel olarak onu, ben sorgulayarak yeniden ateizmden bahsediyorum. Yoksa ergenliğe gelmiş, ailesine kızmış, topluma kızmış. Ben ateistim diyor. Ben onu kastetmiyorum. O niye ateist olduğunu oturup ateizm çünkü çok ciddi bir araştırma gerektirir. Gerek Richard Dawkins'in kitaplarına bakın, Carl Sagan'ın kitabına bakın, Darwin'e bakın. Yani bu tür insanlara Sigmund Freud baktığın zaman evet. Niye? Mevcut yaşantılara bakıyorlar ve bu insanların bilinç düzeylerinin ve zekalarının çocuklukta kaldığını görüyorlar. O zaman da diyorlar ki din çocuksu bir duygudur. Freud'un tanımı bu. Ama haklı, bak şimdi haklı. Sonra şey geliyor, Karl Marx'a geliyor. Karl Marx diyor ki din afyondur. Bakıyor ki kiliseler insanlara Kullanıyorlar. veriyor dini, uyuşturuyor. Ve bunların hazinelerini soyuyor, vergilerini alıyor. Yer altı, yer üstü kaynaklarını istediği gibi kullanıyor. Peki İslam ülkeleri petrol zengini. Ne bu fakirlik? Ne bu rezalet? Veriyorsun din afyonunu. Kullanıyorsun petrolü. Şeyhler, şıhlar, hem petrol şeyhleri hem dini şıhlar son derece lüks yaşıyor. Senin de Diyanet İşleri Başkanı'nın altında 1 trilyonluk makam arabası. Bir Heh. başlıktan bir. Şimdi din afyondur. Karl Marx burada doğru söylüyor. Ama nerede din seni yüceltiyor? Bizzat dinin getiricisi kim? Hazreti Muhammed. Ve onu uygulayan Hazreti Ali. Salman bin Faris'in, Ammar bin Yasir, Ebu Zer falan filan zincir geliyor. Bakıyorsun bu zincirden Ahmet Rıfai, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Mevlana, Tapduk Emre, Yunus Emre, Niyazi Mısri böyle dağılıyor bu, dallanıyor, budaklanıyor. O zaman bunlar dini yüksek bilinç düzeyinde anlayan insanlar. İşte bunlar için din çocuksu bir duygu değil, din afyon değil. Tam tersine bunlar dinle aydınlanan insanlar. Ne? Heh. Dinle aydınlanan insanlar. O zaman bir metin ne kadar yüksek olursa olsun bilinç seviyeme göre anlayabilirim. O kadar. Ve bu bilinç seviyem nasıl gelişiyor? Ne kadar çok tefekkür edersem ki Kur'an-ı Kerim 2'de 1 ne diyor? Akletmeyecek Hiç misiniz? düşünmüyor mu? Evet, hiç düşünmüyorlar mı? Neden? Akletme ve düşünmek için bilgi lazım önce. Bilgin olmazsa neyi akledeceksin ve düşüneceksin? Önce o zamanlar matbaa yoktu, kitap yoktu. Ne yapıyorduk? Bilgi söylemle, sohbetlerle akıyordu. Dergahlarda. Ha, peygamber zamanında dergah yoktu ama ondan sonra hani kurulanlar var. Ama o dönemde bile sohbetlerle. Peygamber Efendimiz mesela gidiyor Hira mağarasında. Zeyd bin Amr mevcut kültürü sorguluyor. Mekke'nin kültürünü. Diyor ki hayır diyor ya. Çok tanrılılık olamaz. Bir tek Allah var diyor. Onlara hanif deniliyor zaten. Demek ki bak sorgulayınca buluyor. Ve onların bütün dinlerini reddediyor. Mevcut Mekke dinini reddediyor. Ve Hazreti Muhammed de gençken onun yanına gidip soruyor devamlı. Sen neye inanıyorsun?
Ne yapıyorsun burada? Hira mağarasında inzivaya çekilmiş. İnziva olayı peygamberimizle çıkmış bir şey değil. Öyle bir şey yok yani. Peygamberimizin bulunduğu dönemde bu bir kültür. Dedesi zaten çocukken onu alıp Hira mağarasına gidiyor. Dedesinin Hira mağarasında inzivaları var. Hiçbir şey aktarılmadan olmaz. Ama demek ki dedesi yüksek bir bilinç düzeyinde, toplumun bilinç seviyesinden yüksek. Çünkü bugün biz psikolojik olarak biliyoruz ki insan insanla olgunlaşıyor. Niye deniliyor ki çocuklarınıza rol model olun? Çocuklar olgun insanlarla olgun bireyler oluyorlar. İstediğin kadar çocuğa yalan söyleme de, hırsızlık yapma de, sen de istediğin kadar kitap oku, ahlaki erdemler üzerine. Veyahut da ben sana söyleyeyim, tıpkı o çocuğa söylendiği gibi yalan söyleme, hırsızlık yapma. Ama rol model yoksa, yani insanın terbiyesi insan üzerinden oluyor, kitaplar üzerinden değil. O yüzden Allah gökten ayetleri fasükül fasükül indirmedi. Peygamberler aracılığıyla indirdi. Çünkü peygamberler getirdikleri mesajların rol modelleriydi. İçselleştirmişlerdi. Ve müsait olanlar, almaya istekli olanlar, nasibi olanlar peygambere bakarak olgunlaştılar. Beyinleri olgunlaştı. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bak bunlar tez, yani o kadar derin söylemler ki. İşte şimdi bu noktada bir ayet var, sadıklarla beraber olun. Niye? Çünkü onlar olgun insanlar ve ben onlarla sürekli ola 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 farkında olmadan rol model ve onların beyinleri olgun, üzüm üzüme. Yani benim beynimi düşün üzüm gibi, onun beyniyle bakışa bakışa, aynı havayı soluya soluya benzemeye başlıyor. Bu dediğim mecaz değil, gerçekten böyle. Çünkü nöral bağlantılar oluyor beyinde. Öğrenme nöral bağlantılarla gerçekleşiyor. Şimdi aklettiğim zaman, fikrettiğim zaman, tefekkür ettiğim zaman nöral bağlantılar gerçekleşerek korteksim gelişiyor. Bu ne demek? Şimdi hayvanlarla beni ayıran şey ne? Korteks. Evet. Değil mi? Normalde onlarla şeyim aynı, beyinciyim. Omurilik soğanlı, beyincik dediğin yer. Orta beyin, limbik sistem aynı. Üst beyin, korteks. Ve maymunlar bize daha biraz yakın. Çok dar, alınları da dar ya, işte o neokorteksin olduğu yer. İncecik bir zar gibi, tıpkı cevizi düşün, cevizin üzerinde incecik bir zar var. Hani cevizi kırdım, içinden taze cevizi düşün. Kırdıktan sonra çıkardım, girintili çıkıntılı üzerinde incecik zar var. Beynimizdeki neokorteks de öyle bir şey. Fakat bu korteksin içerisinde bir sürü nöronlar var. Nöronlar beyin sinirleri ve bu nöronların ucunda da böyle ağaç kökleri gibi kökler var. Ve ben eğer diyelim ki araba kullanmayı öğreneceğim. Burada böyle duruyor. Araba kullanmayı tekrar ettikçe ettikçe şimdi bunlar burada bağlandı. Gördün mü? Ve her gün araba kullanmaya gittiğimde binlerce 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 nöral bağlantı gerçekleşiyor. Aynı güzergahta yeterli bir sayıya ulaştığı zaman arabayı kullanmayı otomatik bir şekilde gerçekleştirmeye başlıyorum ben. O yüzden din sana şunu önerir. Cimri olma. Cömert ol. Sadaka ver. Zekat ver. İnfak ver. Sadaka ver. Değil mi? Niye? Sen bunları vere 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 zaten bir takım kimyasallar salgılandığı açığa çıkmış. Mesela sen iyilik yaptığın zaman kanını alıyorlar. Ve bu iyiliği izleyenleri ve bu iyiliğe muhatap olanları. Hepsinin kanları alınıyor. Oksitosin çıkıyor. Oksitosinin şefkat hormonu, merhamet hormonu, akrabalık bağlarını güçlendiren hormon. Bir anne doğumdan sonra oksitosin salgılamazsa bebeğiyle bağlanamaz. Mesela Amerika'da doğumdan sonra bebeğine bağlanamayan anneleri, o zaman bilmiyorlar tabii, o zaman keşiflerde oksitosin çıkıyor. Şimdi ne yapıyorlar? Şak oksitosin iğnesini basıyorlar. Bebeğini kabullensin diye. Hormonu veriyorsun, duyguların değişiyor.
Şimdi sadece duygular, tamam, limbik sistem etkilendi, duygularım değişti. Fakat o davranışı yapa yapa, o hissi hissede hissede, beynimde yeterli sayıda nöral bağlantı gerçekleştiğinde cömertlik benim doğal halim oluyor. Artık dinin emri değil. O zaman hakikat ve marifet mertebesi. Şeriat ve tarikat ne zaman? Allah böyle emretti diye yaptığında şeriat ve tarikat mertebesindesin. Çünkü daha yeterince nöral bağlantın yok. Bu senin doğal halin değil. Çünkü senin doğal halin tanrısal olacak. İlahi olacak. Bu 99 esma sensin. Şimdi eğer şöyle düşünelim. Her insan yavrusu insanımsı olarak doğar. Yani insan adayı olarak doğar. İnsanlık kazanılan bir şey. Ama beden olarak, hani bir kediden, köpekten, ağaçtan, dağdan, taştan farklı ya benim bedenim. İnsan olarak bu bedende benim dahlim yok. Annem babam bir araya geliyor. İşte yaratıcı gücün etkisiyle ben insan olarak bedenleniyorum. Ama insan olmayı bu dünya hayatında kazanmak zorundayım. İnsanlık kazanılan bir şey. İnsan bedeni, insan beyni verilen bir şey. Bir sürü nöral bağlantı boş bir şekilde kalıyor beynimde. Ve 99 esmanın o özellikleri anlatılırken sana senden haber veriliyor. Ve bunları yap. İşte zekat ver, sadaka ver, oruç tut, o bu. Bütün bunlardan maksat senin içindeki insanımsı varlığı, insan tohumunu insan olmaya evirmek. Tıpkı sana bir çiçek hediye geldiğinde veya bir çiçek evine aldığında soruyorsun. Suyunu ne zaman vereceğim? Işığı seviyor mu? Karanlığı seviyor mu? Ne yapacağım diye soruyorsun. Hani onun koşullarına göre, değil mi? Veriyorsun ve o büyüyor. İşte Allah da diyor ki bu insanımsı varlığı İncil'le, Tevrat'la, Kur'an'la, Bhagavad Gita'yla, işte bu kutsal metinlerle, peygamberlerle, yüksek bilinçteki insanların söylemleri ve davranış modelleriyle sula. Gıdasını ver. Ve yeterince nöral bağlantı da beyninde gerçekleşsin. İşte kalp gözü, kalp gözü deniliyor ya. Kalp gözü dediğin yer burada değil ki, şurada. Peki insan kimdir hocam? İnsan, Tanrı'nın üflediği ruhun madde aleminde ete kemiğe bürünüp göründükten sonra teklif edilenleri, yani Adem'den beri teklif edilenleri, yani Allah İbrahim'le teklif gönderdi, İsa'yla teklif gönderdi, Buda'yla, Konfüçyus'la teklif gönderdi, Sokrates'le, anlayabilirsen bu teklifi. Yani bunları yap, bunları uygula ve bunları yaptıkça derinleşmeye başlayacaksın, farkındalığın yükselecek ve sen içindeki o ilahi doğayı üflenen ruh vardı ya, potansiyeller. Hayvan olan bu madde bedeninde açığa çıkardığında adın insan oluyor. İnsan. Ama mesela insan bedenden ayrıldıktan sonra adı insan değil mi? Ruh. Ruhlar alemi. İnsanlık için beden şart. Ama bir ruh da şart. Bu dünyadayken insansın. Bu dünyadan gittikten sonra insan değilsin, ruhsun. Hayvani özelliklerimizi mi bırakmamız gerekiyor yani hocam? Bak şimdi sen, ruhu biyolojik bedene gömüyorlar değil mi? Ruh bu biyolojik bedende. Bu biyolojik bedenin uyuması, yemesi, içmesi, çiftleşmesi, o bu lazım. Tıpkı diğer hayvanlarda olduğu gibi ortak nokta değil mi? Ama hep bu seviyede kalırsan ne olur? Animallık, yani hayvanlık seviyesindesin. Hayvansın sen demek. Kur'an-ı Kerim'de ayet var, çok açık, ne diyor? Hatta onlar hayvanlardan daha da aşağı. Şimdi bir kişi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, hacca gidiyor diye bu ayetin muhatabı değil mi zannediyorsun? Adam kafa kesiyor ya. Adam kafasını kestiği adama karısını, kızını cariye diye alıyor, satıyor. Canı helal, ırzı helal diyor ya. Bu namaz, şimdi sirk maymununa ben
insanların yaptığı bir takım hareketleri öğrettim diye insan mı oldu? Bu çok önemli. İnsanlık dünya hayatında tercihlerimizle kazanacağımız bir şey. Yaptığımız tercihler. Sen dedin ki biraz önce hani çok kibirli. Bu senin tercihin olacak. Onun için affetmiyorsun. Kendi insanlığını kazanmak için affediyorsun. Çünkü affettikçe içindeki kimya değişecek, hormonlar değişecek, beyninde yeni nöral bağlantılar gerçekleşecek ve öyle bir seviyeye geliyorsun ki. Şimdi mesela Allah'ın lütfu, bakıyorum neyin için affedeyim ki? Benim öyle bir davam yok. Çünkü herkes yaratılışının gereği neyse onu yerine getiriyor. Herkes. Hep anlatıyorum, burada yine anlatayım. İşte bu uzak doğuda bir aziz her sabah Ganj Nehri'ne ibadet yapmaya iniyor. Onlar ibadetlerini Ganj Nehri'nde yapıyorlar. Nasıl biz camiye veya kiliseye gidiyor Hristiyanlar, onlar da Ganj Nehri'nde ibadetlerini yapıyor. Ve her sabah oradan inerken basamaklardan bir akrep gelip onu sokuyor. Ve o da o akrebi alıp bir kenara koyuyor. Her gün. Öğrencileri en son diyorlar ki, yani niye kafasını ezmiyorsun? Veyahut da hani git başka yerden git. Diyor ki, onun görevi sokmak. Bugün için yaratıldı. Benim görevim de affetmek. Azizliğin görevi affetmek. O görevini yapıyor. Ben görevimi yapıyorum. Bu idrak seviyesine ulaşmak lazım işte. En azından bu. Ki o öğrencilerine böyle söylüyordur. Neyini affedecek zaten? Yani diyor ki yaratılışının doğasını yapıyor. Ben de yaratılışımın doğasını yapıyorum, affetmek. Peygamber Taif'te taşlandığı zaman Cebrail dedi ki, bu Uhud'u tepelerine indireyim. Yeter ki sen iste. Ama o da ellerini açtı, dedi ki Allah'ım, hepsi çocuktu onu taşlayanlar. İşte bu çocukları ve bunların neslini İslam'a büyük hizmetkar kıl dedi. Çünkü biliyordu ki herkes yaratılışının doğasını yerine getiriyor. Şimdi bir kedi, ben onu kızdırdığımda tırmaladı diye kediye kin tutarsam, düşman olursam komik değil mi bu? Kedinin doğasında kendini savunmak var ve savunmak için de tırnaklarını çıkarıp kıhlayacak canını yaktığında. İşte o idrak seviyesine geldiğinde anlayacaksın ki insanımsı, ki biz de o boyuttayız, tekamül için uğraşıyoruz. Çünkü o boyutta olmasaydık canımız yanmazdı zaten. Canımız yanıyorsa hala o boyuttayız demektir. Ama üst boyutlara çıkmaya başladıkça aradaki fark açılmaya başlayacak ya, idrak seviyesi genişledi, beynin genişlemeye başladı.